İspanya ile Fransa arasına yayılmış zengin Bask bölgesi ayrılıkçı ETA terör örgütünün de doğum yeri. Harry Batasuna bu örgütün siyasi kanadıydı. Özgürlükler Beşiği Avrupa'da bir siyasi parti siyasetten yasaklanmıştı. Ve Avrupa Konseyi bu karara saygılıydı. Çünkü bu siyasi parti terör örgütüyle bağlantılıydı. İspanya'da Sosyalist Parti Bask temsilcisi teröre bulaşan parti kapatılır demişti. Şiddeti savunuyorlar. Kapatılmaları gayet normal. Almanya'ya bakın. Nazi partilerini kapattı. Şiddet yanlısı partilerin demokratik ülkelerde yeri yoktu. Kürt meselesinde mangalda kül bırakmayan Avrupalılar iş kendilerine geldi mi ne ifade özgürlüğü, ne basın özgürlüğü, ne insan haklarını kale almamışlardı. Ben İspanya'dayken Bask meselesini savunan birçok gazeteci içeri atılmıştı. Bunu hatırlattığımda İspanyol siyasiler üç maymunu oynamıştı. Bir siyasi parti olan Harry Batasuna'nın kapatılmış olduğunu hatırlattığında Profesör Lorca bunun çok doğal olduğunu vurgulamıştı. Ama Batasuna farklı. O yasa dışı bir örgüttür. Illegal organization. Ben Batasuna'yı bir siyasi parti diye biliyorum. Illegal organization. Hayır, yasa dışı bir örgüttür. Yasalar el verdiği sürece istediğinizi yaparsınız. PKK da yasa dışıdır ama tüm batılı partiler onu açıkça desteklemekte hiçbir beis görmüyorlar. Yok, sanmıyorum. İspanya'da Türkiye'ye model olarak gösterilen bir bölge daha vardı. Katalonya. Katalon ayrılıkçılar önce kültürel hakları için meydanlara dökülmüşlerdi. Biz özgür bir Katalonya istiyoruz. Dilimizin yaşamasını ve diğer kültürel haklarımızı elde etmek için mücadele ediyoruz. Gazeteci soruyor. Zaten birçok haklarınızı elde etmediniz mi? Hayır, ekonomik haklarımızı alamadık. Mali kaynaklarımızı da biz denetlemeliyiz. İkiz yasaları onlar da imzalamışlardı, yerel özellik şartına bağlılardı ve kendi kaderini tayin hakları vardı. Üstelik İspanya'nın en zengin bölgesinde yaşıyorlardı. Gelirlerini İspanya'nın geneliyle paylaşmak istemiyorlardı. Tıpkı İtalya'da zengin kuzeyin güneyden ayrılmak istediği gibi. Belçikalı Flamanların Valonlardan ayrılmak istemesi gibi. İskoçya'nın İngiltere'den bağımsız olmak için adımlar attığı gibi. Küresel bankerler kriz dönemini fırsat bilirlerdi. Avrupa'da bundan nasibini alacak, küçük parçalarla en güçlü bankere bağlanacaktı. Ama unutmayalım, bu ülkeler Avrupa'daydı. Dünyadaki enerji kaynaklarının dörtte üçüne sahip Avrasya coğrafyasının sınırında yer almıyorlardı. Savaş ve çatışmaların sarstığı Orta Doğu'ya komşu değillerdi. Kaf Dağı'nın ötesine geçiş yolu, Irak ve İran'ın komşusu, Doğu Akdeniz'deki konumu ile Türkiye'nin bulunduğu kilit konumda değillerdi. O nedenle Türkiye'ye gösterilen Avrupa modelleri şaka gibiydi. Bir seçimden sonra geldiğimiz noktada bizi yönetenler ileri demokrasiden ve milli iradeden söz ediyorlar. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar emperyal vesayet altındadır. İmzalanan sözleşmelerle ulus devletin tasfiyesiyle karşı karşıyadır. Son nokta yeni anayasa olacaktır. Unutmayalım, anayasalar öyle her canı çekenin her istediği zaman yeniden yazabileceği kanunlar değildir. Anayasalar savaşlardan, darbelerden, devrimlerden sonra yazılabilir. Demek ki Türkiye'de sessiz bir değişim gerçekleşmiştir ve TÜSİAD öncülüğünde hazırlanan taslaklardan anladığımız kadarıyla yeni anayasa Mustafa Kemal'in tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni küresel efendilerin emrine verecektir. Ve ulus devlet tarihten silinecektir. TÜSİAD'ın anayasa raporunda bu şu sözlerle yer almıştır.
anayasada Türklük kavramı olmayacaktır. Milliyetçiliğe yer verilmeyecektir. Uluslararası sözleşmelere bağlı kalınacaktır. Egemenlik uluslararası kuruluşlarla paylaşılacaktır. Uluslararası hukuka uyulacaktır. Yerel yönetim özellik şartı tümüyle uygulamaya konacaktır. Halkların kendi kaderini tayin hakkı için hukuki dayanak yaratılacaktır. Durum açık. Küskünlük, dargınlık, bezginlik zamanı değil. Bilenler bilmeyenlere durumu anlatmakla mesuldür. Herkes bıkmadan, usanmadan, küçük görüp horlamadan daha az bilenlere durumu anlatsın. Bilgiyi yaymak için elinden geleni yapsın. Masa başında değil, tek tek evlerin kapılarını çalarak durumu açıklasın. Tarihin en önemli görev zamanı. Desteğinize ve gösterdiğiniz büyük ilgiye çok teşekkür ediyorum. Buluşmak üzere diyorum.